side door. Muhtarım, senden hizmet bekliyoruz. Güzel hizmetler getireceğiz maalesef. İnşallah. İnşallah. Merkeze yakın bir köyün böyle su sıkıntısı çekmesi hiç hoş değil. Edilmiş evet, bir köy. Mağdur edilmiş bir onu köy. Göz önüne alıp bir şeyler yapmak lazım. Evet. En büyük sorun internet. İnternet. Bak geldi sorun, evet. telefonu aldı. İki tane kullandı. Aynen öyle. Tamam mı? Ya gençler bu işsizlikten, sonra, evet, işsizlikten sonra bir önder oldunuz, Bundan sonra konuşuyor, konuşuyor. Muhabbet. Çekiyor mu şimdi şu anda? He? Kayıtta değil mi? Şu anda değil, birazdan kayıta gelir. Evet. Köyümüz çok mağdur edildi. Allah rahmet eylesin, önceki muhtarımız da gençti. İsmim Ali Külekçi, Ağaca Mahmut Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. 2003 doğumluyum. Mayıs'ın 12'sinde 18 yaşıma girdim. 25 gün oluyor. Öncelikle muhtarımız, eski muhtarımız rahmetli Ali Zengin abimizi, aynı zamanda yakınım Ali abimizi saygı ve sevgiyle rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Muhtarımızın vefatı nedeniyle mahallemizde bir seçim oldu, ara seçimi. Adaylığımı açıkladım. Seçime gittik ve kazandım. Türkiye'nin en geç muhtarıyım şu anda. Kendimle de gurur duyuyorum. Heyecanlıyım da, anlatılmaz yaşanır. Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ondan sonra muhtarlık seçimini duydum. Yani duydum. Ondan sonra köyde de sevildiğim için aday oldum. Adaylığımı açıkladım, kazandım. Herkese teşekkür ediyorum. Köyüme de en iyi hizmetleri vereceğim, getireceğime inanıyorum. İyi ki Ali'yi seçmişiz dedirttireceğim. En geç muhtar olduğum için etrafta çok dikkat çekiyorum. Ondan sonra okul, her zamanki normal hayatım, okuldan çıktığım zaman köyüme geliyorum, çiftçilikle uğraşıyorum, bağ bahçe, hayvancılık uğraşıyorum. Arkadaşlarımla çarşıda, ilçede vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Her genç arkadaşım gibi gezeriz, futbol oynarız, PlayStation'a gideriz, bowling oynarız, her yere gideriz. Sorumlu olduğum bir mahallem var. Mahallelerime çalışma yapacağım. Yapacağıma da inanıyorum. Arkadaşlarıma da vakit ayıracağım. İlçeye gidip gezeriz. Vakit geçirmeyi geçireceğim. Arkadaşlarımı da unutmayacağım. Türkiye'nin en genç muhtarına hayırlı olsuna geldik bugün. Hakikaten 18 yaşını yeni doldurup seçilme yaşını da yeni kazanmış çiçeği burnunda bir muhtarımız. Gerçekten çok heyecanlandım. Muhtarımızı böyle genç, dinamik, çalışkan bir görüntüsü var. İnşallah Havza Belediye Başkanı olarak da Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapmanın planını yapıyorum. Hakikaten muhtarımın ve muhtarımın mahallesinin benim yerimde özel bir yeri var. Gel bakalım muhtarım, hoş geldin. Nereden geliyorsun böyle? Hoş bulduk. Mahalle güzel. Haydi bakalım, hizmetlerini bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ömrün uzun olsun. İşin razı gelsin. Ali, Ali. Allah razı olsun muhtarımızdan. Yani 18 yaşında verilmiş bir hakkı kullanmayı, gelecek nesile aktarmayı başardı. Hani tebrik etmek gerek, gerçekten çok önemli bir şey. Olmaz denilen bir şey yaptı. Madem bu hak bu gençlere verilmiş, bu gençler de bunu kullansın, hizmet etsin. Genç olduğu için pırlanta gibi öbür muhtarları desene bizden büyük oluyor ya da bizim emsalımız var. Ama buna kendi çocuğumuz gibi, kendi evladımız gibi her şeyi söyleyebiliriz, kızmaz bize. Yap dediğiniz şeyi yapar, biz de arkasında gideriz büyük olarak.
İnşallah bunları becerir. Zaten köyümüzün iki tane pırlanta gibi genci var. Zaten buradan hizmeti bunlar yapıyordu. Köy hep yaşlı. İnşallah muhtarın da dediği gibi bundan sonra gençlerimiz köyden dışarı çıkmaz. Köylerine hizmet eder. Bu da bir örnek olur. Arkadaşımla beraber doğduk, büyüdük burada. En azından birbirimizi en iyi bir şekilde köyümüze hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Çok mutlu olduk. Bütün gençlerin de aynı bu şekilde hizmet köylere, mahallelerine muhtar olmalarını istiyoruz. Köyümüzde sadece ikimiz olduğumuzdan dolayı genç olarak beraber çobanlık yaptık, oyun oynadık, gezmelere beraber gittik. En azından her zaman beraber zaman geçirdik. Beraber yattık, yeri geldi. Her şekilde her türlü gezdik beraber. Çok mutlu oldum. 4 çocuğumdan, 3 çocuğumdan en küçüğü Halim. Köyde kalmak istedi. Köye destek vermek, köyün hizmetlerini yapmak istedi. Aday olacağım deyince çok mutlu olduk. Başaracağını da zaten hissettim, baştan hissettim. Sarılırım, sarılırım. Sağ yol var ya, en sağ. Ha buradan, ha buradan. Ha. Buradan birinci el değil, ikinci el. Tamam. Tamam. Şöyle bir şeyi de takdim edelim. Eyvallah. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Allah hayırlı olsun.